Agalarım, herkese selamlar. 2 Mart 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan değerlendirme altına aldım. Bir adet de ideal kombin önerdim sizlere. Sizlerden ricam videoyu atacağınız beğeni ve yorumlarda dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Öncelikle Mart ayı için Telegram gruplarımız yenilendi. Bunun duyurusunu yapmıştım. Tekrardan söyleyeyim. Şubat ayı gruplarını kapattık. Mart ayı gruplarına geçtik. Ay başında gelmek isteyenler varsa Instagram hesabımızdan mesaj atabilir. Bir adet de skoru yarışmamız var. skoru yarışmamızda Fenerbahçe mücadelesi Hatay'la Fenerbahçe. Maç skoru olur sizlere sorduk. Hafta sonu, hafta sonu olması kaynaklı da e, 3 kişi kişiyi alacağımızı söyleyelim. Bildiği takdirde Mart ayının sonuna kadar gruplarda kalacak. 3 kişiyi Telegram gruplarımızda misafir edeceğiz. Yorumlara yazmanız yeterli. Her türlü soru görüş öneri Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz tek orijinal hesabımız. Kangal Bey hesabıdır. Buradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler vesaire herkes buradan mesaj atabilir. Mislilere baktığımız zaman da arkadaşlar mislilerde hafta sonu da yine yüksek önererekten de devam edeceğiz. Misli grubunda yüksek mis seviyesinde gelen kişinin kasasının minimum 3-4 bin olması lazım ki verilen misleri oynayabilsin ve o şekilde kasasını yükseltebilsin. Yüksek mis seviyesine devam ettik. En son Boston mücadelesi vardı NBA'den onu aldık. Chelsea'nin mücadelesi vardı onu aldık. Bu şekilde yüksek mislerimizi değerlendirdik. Kombinelerimiz de aynı şekilde hafta sonunda devam edecek. Hafta sonu muhtemelen 4-5 tane kombinemiz oluyor. Ana kombine, alternatif kombine, alta kombine maç onur şeklinde bu şekilde kombinelerimiz olacak. Yine aynı şekilde kombinelerden kazan sağlamaya devam etmeye çalışacağız diyelim birlikte. Canlı olarak zaten gruplarımızda izlediğimiz maçları cumartesi de aynı şekilde bir bülten çok güzel. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Canlı olarak da ekranda olacağız. Canlı olarak kazandırmaya devam etmeye çalışacağız. Herkes açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında buraya da mutlaka giriş yapmanızı öneririm dostlarım. Hatta ben sizlere e, ekrandan göstereyim. Dün neler yaptık Hızlı bir anlatım. Trabzon'a canlı aldık. Trabzon'un galibiyetini bekliyordum. Canlı olarak aldık. Gol geldi. Ondan sonra dedim ki mücadele 2.5 alt aldım. 1.43 gibi orandan hem 1 oldu hem de alt oldu hem de YouTube tercihimiz kazanmıştı. Beşiktaş'a maç önü yaptık. 4.5 altında 1 olarak da değerlendirdik. Yüksek oranıyla 1.60 gibi orandan aldık. Skor beklentimde 2-0-2-1 ayarında zaten. Skorda kaldı. Canlımız devam etti. İkinci gol Beşiktaş dedik. Geldi. Ayak maçına 5.5 üst dedik. 13 dakikalık bahis dedim de çok erken geldi geldi. Kimse yetişemedi ona. Beşiktaş geldi. Maç önümüz geldi. Skor beklentimize kadar geldi. Chelsea maçı başladı. İlk yarıdan bir Chelsea golü bekliyordum. O geldi. Üçüncü gol Chelsea bekliyordum. O geldi. Mudrik attı hatta. Maç izliyorduk. Liverpool maçına ilk yarı gol. Inter ev sahibi iki buçuk United'ın golü falan derken bunların hepsi içeride. Cilose maçı da içeride. Inter'in Chelsea'nin 4.5 üstü de bu şekilde her türlü içeri almasını bildik. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Şunu söyleyeyim emek çok büyük bilginize. Sizlerden ricam aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Dostlarım şu yönde bir söyleme yapayım sizlere. Genellikle gollere gittim. Yani golle geçmesini beklediğim maçları sırayla anlatacağım sizlere. Bochum'la Leipzig mücadelesi. Öncelikle maç hakkında çok önemli bir detay vereyim sizlere. Bochum, Bochum'un burada az kalecisi yok. Orta sahadan bir oyuncusu yok. Yani Bochum tarafında eksik olduğunu söyleyebiliriz. Leipzig'le son mücadelesinde mağlup oldu. Bayern Münih'e karşı Bochum savunma yapamayan bir takım. Burada kendi evine gol atma ihtimali de var tabii ki. Leipzig de Arkadaki boşlukları ideallendirebiliyor. Olası bir bomba baskısı görürse hem ablukaya alabilir. Leipzig tarafı hem de geçişlerle birlikte burada bu vurabilir. Ben burada Leipzig'in atacağı iki golü idealden değerlendirdim. Deplasman 1.5 üstü burada sizlere 1.40 bandını önericem. önereceğim. İdeal olaraktan da biraz daha yüksek oranlar almak isteyenler varsa da mücadelede 2.5 üstünde 2. Bir Leipzig tarafına galibiyet bekliyorum. Bu oranı da iyice yükseltmek isteyenler varsa 1.97 orana kadar 2.5 üstünde 2 de yapabilir dostlarım. Diğer mücadelem Brentford'la Chelsea'nin mücadelesi. Her iki takımında mücadelesi vardı. Onları izleme şansım oldu. Chelsea'nin daha dün mücadelesi vardı izledim. Chelsea iyi oynuyor aga. Fakat gol de yiyor. Yani basiretsiz bir takım Chelsea. Brentford'u da çok beğenirim. West Ham'a karşı 4-2 mağlup oldu. Güzel golli bir mücadele izletti bizlere. Mücadelenin ideali bence burada maçta gelecek 3 gol sesidir. İdealden yine 1.40 bandına bir oranı var bu oranın. Ben mücadelede 3 gol sesinin gelmesini bekliyorum. Chelsea ne kadar kanser bir takım da olsa hem de gol yiyor hem de gol atma ihtimali yüksek olan takımlardan biri. 2.5 üst olarak değerlendirdim. Ha şunu da söyleyeyim. Chelsea burada 2 gol atarsa da zaten benim beklentim 2-2 veya 2-1 ayarında bir Chelsea galibiyeti. Onun da bilgisini vereyim. Deplasmanın basmanın 1.5 üstüne de 1.60 küsur oranı var. Alternatif olarak daha yüksek orandan bunu da değerlendirebilirsiniz. Diğer mücadelem Fulham'la Brighton mücadelesi. kombinem aldığım maçlardan bir tanesi. Fulham tarafı son dönemde pozitif futbolu çok iyi uyguluyor ve bunun hakkını veriyor gerçekten. Oyunlarına da yansıdı hatta. Son 3 mücadelesinde puanlar toplamayı bildi. Gerçekten pozisyona girmekte bir sıkıntı yok. Üstüne gelen takımlara özellikle Brighton gibi taraf ya oyun üstünlüğünü kabul ettirmek isteyen taraf Brighton tarafı burada. Hatta oranlara bakın ile 2.29 şeklinde oranlar çok birbirine yakın. Yani Fulham'ın da son dönemdeki performansı kaynaklı. Ben Fulham tarafından gol bekliyorum. Aynı şekilde Brighton tarafından da gol bekliyorum. Karşılıklı golleri değerlendirdim. Mücadelede beklentim KG var. Her iki takımın birbirine gol atması. Fakat varla kalmayabilir bu mücadele. İdealden bunu değerlendirebilirsiniz var ve üst 2.5 üst ve var olaraktan da 1.53'e kadar 1.55 bandına kadar da oranı yükseltebilirsiniz. Newcastle-Wolves mücadelesi. Wolves tarafında da Kunya yok. Kunya, Wolves'ın e, bence en iyi hücum oyuncusu. Ama 2-3 haftadır zaten olmadığını da belirteyim. Newcastle'da kendi evinde. Newcastle kendi evinde genellikle korner atan bir takım. Şunu da söyleyeyim. Wolves tarafı da deplasmanda basmanda da aynı şekilde geçişler. Genellikle geçişi oynayacaklardı burada. Korner tarafı da kullan, kornerde kullanabilen bir takım Wolves tarafı. Mücadelede 8.5 muhtemelen açmazlar. Benim tek tercihim burada 95 üst korner olacaktır. Değerlendirecekler. Bol şanslar Nottingham Forest'ta Liverpool mücadelesi. Liverpool'un da dün de mücadelesi vardı. Kupa mücadelesi de vardı. Takım biraz yorgun. Ama şunu söyleyeyim dostlar sizlere. Mücadelenin indeks beklentisini de söyleyeyim hemen. 3 birlik bir Liverpool galibiyeti bekleniyor. Fakat Nunez, Salah, Endo, Sovozlay bu maçta oynayabilir. Son oynamış oldukları 3-0'lık Southampton mücadelesi vardı. Onda oynamadılar. Ama bu maçta şüpheli durumda muhtemelen oynayacaklar. Mücadelede ben ortaya bir 2.5 üst olarak değerlendirme yaptım. Ama oran çok fazla yok. Şunu söyleyeyim 1.32 bandında yani Avrupa'da 1.40 bandında yani 2.5 üstü alabilirsiniz. Fakat şunu yönelicem ben. E, madem 2.5 üst bekliyorum ya yani kim tarafından galibiyet bekliyoruz? Liverpool tarafından 2-1, 3-1 ayarında bir beklenti olabilir. Alacaksanız attığımız taş kuşu değsin anladın mı? Ürkütsün. Ya ay atasözünü de karıştırdık 2.5 üstünde 2-1, 75 bir oranı var. Yüksek orandan değerlendirdim. Tottenham'la Crystal Palace mücadelesi. Bu maçta da beklentim ya golleri oradan açmamışlar. Bu yüzden çok güzel bir tercihim var. Tottenham tarafı özellikle ilk yarıda ve son dönemde baktığımız zaman da Kulsevski'nin kanadı ve sonun kanadıyla birlikte yani kanatları çok iyi kullanıyor ve korner takımı olarak nitelendiriliyor. Ben şu yönde değerlendireceğim. İlk yarıda en çok korneri Tottenham kullanır. Erken gol gelmezse yani dakika 3'te 5'te 10'da gol atmazsa Tottenham tarafı erkenden kornerin gelmesi var. Çünkü Tottenham tarafı baskı oynayacak. Baskı oyunuyla Crystal Palace'ı burada daraltacak iyice. Ki Palace da arkaya yaslanacak. Geçiş oynayacak. Zaten eldeki malzeme de ona göre. Ve bu tip maçlarda deplasmanda geçiş oynayan bir takım. Kontrol oynayan bir takım. İlk yarı en çok korneri burada Tottenham tarafının kullanmasını bekliyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Hatay Spor Fenerbahçe. Bu maçta bülteni kapatıyorum. Fenerbahçe 3-0'lık mağlubiyet aldı. Ankara gücü basmanında. Kupa mücadelesine. Fakat izlediğimiz Fenerbahçe'den çok çok uzak bir Fenerbahçe vardı. Gerçekten bir nevi kendileri istemedi gibi geldi bana Fenerbahçe'nin. Artık lide mi, lige mi odaklanmak istediler bilmiyorum ama bu maçı muhtemelen kazanacaklar. O da yani... Odak bu maçta Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe'nin burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum zaten. İdealden bu değerlendirilebilir. Hatay tarafından da gol beklenebilir. Hatta şunu söyleyeyim. İdeal kombine 1.5 üstüne 2'yi değerlendirdim. Hatay tarafından da gol beklenebilir. Biraz daha oranı arttırmak isteyenler 2.5 üstüne 2 yaparaktan da değerlendirmeyi yapabilir burada. Son mücadelem Luton Town'la Aston Villa mücadelesi. Ben burada Luton Town'un ne kadar çok korner kullandığını biliyorum. Aston Villa'da de deplasmanda attıkça atmayı deneyen bir takım. O yüzden korner maçı olarak değerlendirdim. Bu maçı 9.5 muhtemelen açmazlar. buçuktan başlatabilirler. Gelirse 8.5, 8.5 üst korner olarak değerlendirmesini yapın bence. Özellikle Luton'tan da ikinci yarı ekstra bir baskı uyguladığını da söyleyeyim. 8.5 üst korner olarak aldım. Wolfsburg'la Stuttgart karşılaşması. Bu maçta da beklentim burada. Wolfsburg tarafı da Behrens ile birlikte. Union Berlin'den onlar da Behrens'i almışlardı zaten. Hücumda bence iyi bir oyuncu gol atma ihtimali var. Son mücadelesi 2-2 bitti. Yani Bundesliga'da en çok berabere kalan takım sanırım Wolfsburg tarafı. Stuttgart'ta son mücadelesinde beraber kaldı. Pozisyonlar buldu bu sefer deplasmanda. Ben deplasmanda Stuttgart'ı çok fazla beğenmiyorum. Kendi evinde çok iyi. Fakat deplasmanda o kadar beğenmiyorum. Karşılıklı golleri aldım. İdealden tek tercihim bu maça. Ve mücadelenin sadece Varda kalmayacağını, karşıtlı golleri bekliyorum. Var ve üstte olma ihtimali olduğundan idealden KG var alabilirsiniz. Biraz daha yüksek orandan almak isteyenler de 2.5 üstüne var olarak da oranı 1.66'ya kadar da yükseltebilirler. Cumartesi 9 adet mücadelem böyleydi. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Değerlendirecek herkese bol şanslar diyelim. Bir adet de ideal kombin önerdim. Günün ideali olsun sizlere. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin en az 2 gol ataraktan da galip gelmesini zaten bekliyorum. Fenerbahçe galip geldi mi? Geldi. Bir de Fulham Brighton mücadelesi var. Son haftalarda pozitif futbolu takdir ettim. Fulham'ın burada zaten 2 gol Maçın beklentisini söyleyeyim. 2-2'lik bir beklenti. Karşılıklı golleri bekliyorum. Sizlerden ricam videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Ricam budur. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.